Niye yani aradınız bizi siz? Bizi niye aradınız? Hiç, iş olsun. Sizi niye aradım? Yani evet, neden çıktığını çok merak ediyorum. Bağlamayın bunu ya. Çıktı? Gerek yani, yok. Bu evladım bu. Benim evladım. Mehmet Bey bir şey sorabilir miyim? Hanımefendi bir dakika dinler misin? Kur'an kurtacasıdır bu. Hanımefendi bir dakika fakat, dinler misin? Beyefendi izin verir misiniz? Bir şey soracağım ben size. Telefonda çocuk sizin öz çocuğunuz mu? Evet öz çocuğum tabii. Gerçekten de bu yaşına evet. kadar 3 kere mi gördünüz? Hayır ne 3'ü ne 5'i yok canım ya. Ya bu, aman aman ya boş ver ya. Beyefendi ben ilk hanımından 3. çocuğuyum. 4 kardeşim. Arkadaşlar ekranın üzerindeki yazıyı düzeltmek bir aklınıza geliyor mu? Değiştirin şu yazıyı. Bakın şu anda kızı telefonda. Evladım niye bağlandın sen? Ne istiyorsun? Yani sen benim cep telefonumu biliyorsun. 2-3 gün önce abinle buluştuk içmelerde. Gittik orada konuştuk. Şey yaptık. Defa konuşuyoruz. Dün Malatya'daki diğer abinden şeyden konuştuk. Yani sen ne istiyorsun evladım? Ya niye sapık sapık böyle? Senin ne alakan var bu programla, bu telefonla? Kapat telefonu. Git kocanla ilgilen, çocuğunla ilgilen. Mehmet Bey, burada bağıran bir kişi varsa ben bağırırım. Sizin bağırmaya hakkınız yok. Buyurun stüdyodan çıkın böyle yapacaksınız. Öz çıkarım. Çocuğunuza tabii çıkarım, hayır. Ya ne alakası var canım? Niye kadar çıkarım? Televizyona sadece karı bulmak için çıkılmıyor beyefendi. Cep telefonu biliyor. İzin verir misiniz? Dükkan telefonu biliyor. Televizyona sadece eş bulmak için çıkılmıyor. Hayır beyefendi anladım. İzin verirseniz stüdyodan kimi atacağımı atmayacağımı ben karar veriyorum. Pardon. Öz çocuğunuzla konuşuyorsunuz. Siz atabilir miyim? Beyefendi hanımefendi bir dakika izin verir misiniz? Öz çocuğunuzla konuşuyorsunuz beyefendi. Sizi şu anda izleyenler ne diyorlardır acaba? Kız çocuğunuza, öz çocuğunuza diyor ki ben babamı 3 kere görmedim. Biraz sakin olun sizden ricam. Ben sizde de bir yürek olduğuna inanıyorum. Sizden ricam bu. Benim cep telefonum 8-10 senelik. 1000 kişi de var. Telefondaki Hatice Hanım'a gerçekten babalık yaptınız mı? Kızcağız onu söylüyor. Yapmıyorum. Çünkü bakın, neden yapmıyorum? Çünkü tanımaz beni. Ancak ben açar 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 açar. Ne gerek var şimdi başımda bağlanmaya? Ben heyecanlı olan bir insanım. Yalan söylemek için de yayına evladım, bir dakika, bağlanmadım. Dur. Hatice. Dur. Bağlanmadım. Dur. Ama dinle babana. Gerçekten de. Hatice. Onun bize bırakıp gittiğinde. Hiç dinlerim bak. Çenesi göbeğinde. Hatice. Evladım susana bir. 23 yaşına geldim. Bak, daha ben bak. Onun bir kere maddi ve manevi iyilikte veya kötülükte, hastalıkta veya sıhhatte bir kere arayıp hadi güle güle. Hadi sen güle konuş güle. Evladım. Al kamera senin. Püh. Allah kahretsin sizi gibi. Lütfen evladım. Hakaret al, etmeden konuşsun. Ben hakaret etmiyorum. Ben lezzet de etmiyorum. Ben sadece... Beyefendi konuşacaksınız buraya gelin. Konuşmayacaksınız. Buyurun gidin. Tamam. Buyurun. Mikrofonu gelin. Alın arkadaşlar. Ha. Buyurun o zaman. Hadi. Tamam oradan çıkacaksınız. Benim esas amacım öteki beni dolandıran... Ben vakıflardayım diyen ailem. Beyefendi öz kızınız diyor ki bana babalık yapmadı. O lazım yapmadı. Değil bana. O bana o zaman evlat, buyurun, o beni tanıyor evladım diye. Gidin o zaman beni tanıyor evladım diye. Babam diye tanıyor mu beni? O sohbet meclisine cevap böyle çıkar. Gel. Sen kocanla ilgilen ya. Biz seninle birkaç önce geldi böyle kavga ettik. Sen evinle ilgilen. Ya, ya ben neyle ilgileneceğimi biliyorum. Ya vazgeçsiniz. Ben olacağımı da biliyorum. Hayır, benim ama benim şu an kalktı. Vazgeçsiniz. Bakın. Benim şu anki kalktı. Abi vazgeçmek hiçbir zaman ilgilenmedi. Bizimle hiçbir zaman yardımcı olmadı. Bu giden benim ben hapisteyken sizi kaç yani defa aradı telefonla benim adıma bir telefon yazılalım diye. Kaç defa aradı size bir telefon yazılalım babamla cezaevinden görüşeyim diye. Hanginiz ilgilendiniz? Açın sizin telefonu caf caf caf. Ya bırak biraz terbiyeli ol terbiyeli. Terbiyeli ol. Benim terbiyem senden başını sorumlu. Saçını... Benim terbiyemi annem verdi Allah'a şükür. Ben terbiyemi aldım. Kapat telefonu al. Hayır telefon. Kapatmıyorum böyle sıkıştığın zaman kaçamazsın. Telefonu kapat diyemezsin. Oho. Şu an yüzleşiyoruz. Bunun bir diğer ahireti de var. Ahirette de bu şekilde yüzleşeceğiz. O zaman nereye kaçacaksın? Hatice Hanım. Efendim. Siz şimdi burada yayın üzerinden, yayın aracılığıyla babanızdan intikam mı almak istiyorsunuz? Hayır beyefendi. Hakikaten öyle bir niyetim yok. Peki nedir niyetiniz? Yani... Caf caf olsun. Gerçekten de söylüyorum. Yani ya neden yardımcı olmadığını, niçin bizi arayıp evladım, olmadığını. Biz seni birkaç önce de gelip çocuğu kavga etmedik mi? Arıyor da bizim hiç mi kıymetimiz yok? Gerçekten ben senin de ilk göz ağrılarıyız. Hatice. Yani biz onun ilk evlatlarıyız. Evet, yani çeneye bak. Çeneye bak. Yani? Allah çene vermiş vallahi. Hatice. Ben seninle 10 defa telefonla konuşsam 10'unda da hiç babanı dinledin mi sen? Hep böyle kef 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 kef. Ya bırak biraz şöyle biraz kendine gel kendine. Aklına başa topla. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim ya. Ya sen nasıl Kur'an okudun ya? Sen o 114 süreyi nasıl okudun? Sen o 666 ayeti nasıl okudun sen ya? Ya Kur'an'ın neresinde yazıyor böyle babana karşı, anana karşı saygısızlık yap diye? Hatice beni Hanım. Konuşturma. Efendim? Ben anana, size, evladım bana bir bardak su ver dediğim zaman anana bakacaksın böyle, anan ver diyecek vereceksin. Yani efendim, beni konuşturma. Gerek yok. Ben kapat. Ben 8 yaşında ilkokul 2'ye gidiyordum. Ben şu an kaç yaşındayım? Aradan 17 sene geçti. Arkadaş şimdi olur musun? Delikanlı. Lütfen. Ben söylerim dur yayındayız. Dur gözünü seveyim. Lokantada değilsin ya. Beni tanıyacak evlat Hatice Hanım. Bak Yalçın benim Hatice babam. Hanım. Şimdi ya gelen giderim yanına. Hatice Hanım. Dur, beyefendi. Adliyede şey dur. Bir dakika. Adliyeye gelmişler. 15 kişi tarafında, koşanacağız. Ben şu an Ali Bey köy tarafındayım. Ben ya dayımların gözüyle gelecek bir yaşta değilim. Abi bir yerde bir şey sızıyormuş. Otursun ya, diyorlar. Ya hayret bir şey ya.
Hatice Hanım. Efendim. Ablacığım şimdi yaş kaç sizin? 25 mi? Benim yaşım 23. 23, 25. 23. Ya, hayır beyefendi, hayır. Hayır beyefendi. Ben, yani sustum, şu an bilen herkes zaten yayına bağlanmak ister. Ben 2-3 gün önce. Evet. Siz gerçekten yani 17 senede 3 kere ama babanız diyor ki defalarca görüştük diyor. Abimle görüşebilir. Yılmaz oğlum neredesin? Ama onun niyeti abimle telefondan görüşmek. Var sadece telefon görüşmek ya. Yani bizim bize görüşmenin diye bir neticesi yok. Bize görüşmeye Hatice Hanım, yani. Hatice Hanım. Babanız buraya niye geldi biliyor musunuz? Hatice Hanım. Efendim. Babanızın buraya gelme sebebini biliyor musunuz? Bundan önceki hanımının çağrı için. Seyretmiştim. Peki şimdi şöyle bakın. Babanızın buraya gelmeleri şuydu. Aslında sizle konuşmak değildi amacı. Siz kendiniz aramışsınız. Biz de sizi aramadık. Evet ben kendim aradım. Ya Mehmet abi için. Dur yayındayız gözüne kurban. Dur aldıracağım susana. Öbür suyu iç. Bak onu içmedi kimse. Öbür tamam, suyu iç Mehmet abi. Tamam ben yayından çıkıyorum. Özür dilerim. Hatice Hanım bir şey soracağım. Balan. Evet. Hatice Hanım kurban bir şey soracağım. Babanızın buraya gelme nedeni ne? Toplam 6 çocuğum var dedi. İmam nikahlı karısı yani 3. karısından kurtulmaya çalışıyor. Dolandırılmış. Boş ol demiş 3 kere. Şimdi de yayına çıkmış bir Rus kadınla evlenmek istiyor. Biliyor muydunuz bunu? Evlensin Yasin Bey. Zaten geçti benim annem ondan boşanmış dediyorlar. Ne hali varsa kamera görsün. Ben ama şunu unutmasın ki. Sizin bu zihniyetiniz, bu töhmetinizden dolayı 17 sene değil, 170 sene ömrü olsa vallahi yüzünüze bakmam. Bakma. Hiç. Ne arıyorsun beni yahu sen? Arıyorsun hem cebimi biliyorsun, dükkan telefonlarımı çakmağı biliyorsun, Sultanbeyli'ni biliyorsun. Yani iş olsun ha. Laf. Başka bir şey yok. Ne kadar kalitesiz bir evladım varmış ya. 170'in olsa vallahi kapısını açmam. Açar mıyım? Sen benim cebim. Benim cebim şu an yeter bile silmedim. Dayanamadı. 10 dakikadır ağlayan yeter dayanamadı gülüyor. Sevgili yönet benim görüyor musun? 8. senen şey olsun diye bana 2 gün bedava verdiler. Ama büyük kızımla biraz iyidir de hele bu küçük kızım. Allah vermiş. Evladım sen evinle yuvanla bir şey oldu ya. Senin babana ne işin var senin? İşin varsa babana ihtiyacın babana sana gelin. Mehmet Bey. Şöyle bak. Özeti anlatayım size. Tamam özet olarak anlat buyur. Şimdi biz Çakmak'ta oturuyoruz. Ağoğlu diye inşaat diye bir binada. Benim abi gözün seveyim detay anlat ne olursun. Selamünaleyküm. Ama yani Çakmak'ta yokuşun başında. Ama ben yani şimdi vakıflardayım diyor. Neyi anlatayım abi o zaman? Güzel kardeşim neyi anlatacaksın biliyor musun? Benim söylediğim şu. Şu anda kadın seni izliyormuş. Bize haberi geldi. Evet. Kameradan söyle istediğini kadına. Amine seni şu anda izliyor. Bak. Amine Günay. Bak. Çünkü babana söylediğin yalanları beni dövüyor sövüyor değil. O adamla mesajlaştığım telefonun bende. Şimdi telefonların hep mesajları burada. Dur hocam dur zamanım kalmadı benim. Bırak onu sen ne istediğini söyle şuradan. Tapuyu geri istiyorsun doğru mu? Tapuyu satış burada kağıdı abi, burada. Abi zamanım kalmadı diyorum. İşte tapuyu geri istiyorsun. Abi. Niye çağırdın? Abi kadın seyrediyor söyleyeceğini söyle. O satışı istiyorum ya. Amine Günay. Allah Allah. Babana doğrusunu söyle. Babana de ki baba sana ayrı yalan söyledim. Mehmet ayrı yalan söyledim. De vakıflardayım, başarılıyım diyorsun ama orada daire kiraladım diyorsun. Çünkü hep deliler. Ya aspar bağlayacağım buna. Yok ben yukarıda konuşuyorum abi sen söyle. Daire kiraladığını babana ayrı söylüyorsun. Mehmet abim bile beni suçluyor. Ben seni dövseydim bu deliler elindeyken dudaklarım patladı korkundan. Sana dedim ki Allah bir anam yetmiş bir anam üzere yemin ettim elimi sürmeyeceğim. Elimi sürmedim sana. Hep delilleri bulduğum halde. Reklama gireceğim abi sonuç olarak. Mesela sen satışımı istiyorum, paralarımı istiyorum. Paralarını istiyorsun. Bir de yalanlarını ortaya yalanlarını babana izah et. Tamam. Ben biliyorum. Ama ben babana bir izah edemedim. Gözünü hepsi seveyim, burada. Bak, gösteremedim anladım, yani. Anladım. Sen özetini söyle dedim. Sen tapuyu istiyorsun. Paralarını geri istiyorsun. Bir de sana attığı iftiraların ortaya çıkmasını istiyorsun. Doğru mu? Sonra bu benim 6 senelik karım. Bu 4. vukuatı. Bak şu çocuğun dur git bakmasını ceza almasın. Dur Mehmet abi reklama gireceğim. Reklama dur. Dur bak, dur. Şu satışı istiyorum. Sen karışma dur. Amine Günay bak buraya yazdım. Mehmet Resul kızı bilmem. Arkadaşlar ne? Reklamı verin siz. Verin reklamı. Verin reklamı. Mehmet abinin çünkü duracağı yok. Çok dolmuş o. Verin reklamı arkadaşlar. Verin.